Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Paragraf denemelerine devam ediyoruz. İlk denemeden sonra ciddi bir yorum akını oldu. Hocam ikinci denemeyi de çözelim, ondan sonra diğer soru tarzlarını devam ettiririz dediler. Eyvallah dedik, hemen karşılık verdik bu isteğe. Ne yapacağız? Tabii ki 15x15 paragraf denemeleri kitabından arkadaşlar, bu kitaptan dikkat. İkinci denemeyi çözeceğiz, ilk denememizi bitirdik. Ben hemen ona bir tik atayım. Şöyle bir göstereyim, sonra ne yapacağız, ne edeceğiz, bir sisteme koyalım. Şimdi deneme 1'i çözdük arkadaşlar, eyvallah. Bugün deneme 2'yi çözeceğiz. Haydi şimdi çözdük diyelim buna. Gün içerisindeki ödevinizi şimdiden söyleyeyim, unutmayın, kaçırmayın. 3-4 arkadaşlar bugün çözeceğiniz ödev olsun. 5-6'da yarın çözeceğiniz ödeviniz olsun. 3-4 zaten toplamda 30 soru yapar. Günlük 30 soru fazlasıyla yeterli ki şimdi benimle bir 15 daha çözeceksin zaten. Yarın da 30 soru fazlasıyla yeterli. Hem de karma sorular olunca çok güzel olur. Harika bir tekrar olur. Sıkmayın, çok fazla kasmayın. Tamam, beraber gidelim. Soru sayımızı beraber tayin edelim. Evet, haydi uzattım. 15x15 paragraf denemeleri. İkinci denemeyle karşınızdayım. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız, nasıl gidecek? Hemen ilk soruya başlıyoruz. Ne diyor? Boşluğa hangisi getirilemez? Soru köküne dikkat lütfen. Hangisi getirilemez diyor. Hemen bakalım. Bu yüzden de şairlerin dilini anlamak okur için imkansız hale gelmekten çıkıyor. Şimdi bunun tam tersi bir şey olmalı. Mesela şairler okurlara ulaşabilmek için sanatlı söyleyişi bir kenara bırakmıyorlar. Bu yüzden de şairlerin dilini anlamak okur için imkansız hale gelmekten çıkıyor. Hayır, çıkmaz, tam tersi. Sanatlı söyleyişi bir kenara bırakmazsan şair, okur vesaire dilinden anlamaz, değil mi? Tam tersi bir durum var. Yani bu buraya gelmez. Bizim doğru cevabımız olacak gibi. Şairler şiirlerinde anlaşılması güç sözcükleri kullanmıyorlar. Bu yüzden de anlamak imkansız hale gelmekten çıkıyor. Bak, bu çok güzel oluyor mesela. Anlaşılması olası ifadelerle şiir yazma alışkanlığı var. Yine aynı mantık. Okurun anlayacağı bir dil tercih etmeye eğilim arttı. Bu da aynen olumlu. Sanatlı dilden bir süredir uzak şiirler yazılmıştır. Bu yüzden de bakın okur için imkansız hale gelmekten çıkıyor. Yani Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne cuk otururken Adana burada anlatılanın tam tersi bir durumu ifade ediyor. Sonuna kadar okuyabilirsiniz, özgürsünüz, ama sizi cevaba götürecek kısmın boşluğa en yakın ifade olduğunu daha önce çok kez söyledim ama iyice otursun istiyoruz. Peki, bir Adana, bakalım iki Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne hangisi olacak? Ne diyor? Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Arkadaşlar %100 gelecek. Hiç konuşmaya gerek yok. Yani hiç lafı uzatmaya gerek yok. Kesinlikle sınavda göreceksiniz. Hangi sınava girerseniz girin. Yapacağınız şey çok net arkadaşlar. İster 1'den 5'e kadar tamamını düzgün bir şekilde okuyup farklı konuya gideni ya da konunun farklı bir tarafını anlatanı seçin. İsterseniz taktiğimizi devreye sokun. Bakın nasıl olacak. Tenise olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştı. Çevresinde onun bu tutkusunu, bakın, bariz bir şeyin devamı niteliğinde, değil mi? Bunu denedim. Arkadaşları onun tenise olan, bakın hep bunlar devam niteliği taşıyor, değil mi? Turnuvalar, virgül, harika bir giriş cümlesi bu. Tenise ilgisinin kimin, Ahmet'in, Mehmet'in belli ki. 4 numaralı ifade, oldukça kopuk bir ifade. İçimiz çok rahat olsun. Sınav formatı budur ama kitaplarda tabii ki binlerce kitap var, onlarca kitap var. La bir bakıyorsun yani, ne 4 giriş cümlesi, ne 5, ne 3. Okuyup okuyorsun. Yani kısacası herhangi bir kitaptan kendinize lütfen ölçüt belirlemeyin. Sınav sorularına bir bakın bakalım nasıl çözüyorsunuz. Onları yapıyorsanız tamamdır bu iş. Hiç uzatmaya gerek yok. Evet, geldik 3. soruya arkadaşlar. Gelin hakkını verelim isterseniz yine. Asıl üzerinde durduğu düşünce. Yani bu ana fikir sorusudur arkadaşlar. Ana düşünce sorusudur. Son birkaç cümle yeterli olacak. İstediğin kadar oku, sıkıntı yok. Yine seni ne yapacak? Şurası cevaba götürecek. 40 kere de okusan burayı okumadan cevaba gidemezsin. Yapılması gereken karşımızda bu tarz bir insan bekliyorken kendimizi de bu ayarda tutabilmemiz. İçiniz çıkarı ne kadar dışlarda karşı tarafı düşünür duruma gelirse işte o zaman gerçek dostluklar kendini belli edecektir. Yani çıkarı azaltırsan ya da düşürürsen düşürebildiğin kadar gerçek dostluk da ufak ufak ortaya çıkacaktı. Ana düşünce bu belli ki. Çıkar ilişkileri her dönemde var olsa da bizler zaman zaman bunu düşünmeliyiz. Çıkarı düşünmeliyiz. Hayır, böyle bir duygu, böyle bir ifade yok. Empati yapabilmek tüm çıkar ilişkilerinin sonunu getirecektir. Empati ile ilgili bir durum yine yok. Dostluklar kendini belirler diyor. Nerede empati? Yok. Dostluk kavramı herkes tarafından farklı algılansa da aynı şeyi ifade etmektedir. Burada da çıkar yok. Vurgumuzda yer alıyor ama çıklarda yok. Dikkat! Çıkarcı kimseleri tespit etmek için yapılması gereken dostluğu ölçmektir. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek dostluğun gün yüzüne çıkması için bireysellikten kurtulmak, evet, bireysel olmaktan, yani kendi çıkarını düşünmekten kurtulmak, karşı tarafla biri olmaya çalışmak, tamamdır. Edirne çok yerinde bir cevaptır. İster bu kısmı oku, ister okuma. Tamam, benim bu anlamda içim çok rahat.
genel anlamda soruları bu minvalde çözebiliriz. Geldik olumsuz sorulara. Hepimizin hiç sevmediği bir soru tarzı. Evet, iğrençtir ama sınavda çok fazla gelir biliyorsunuz. Hemen bakalım. Ne yapıyoruz? Çıkarılamazı gördük. Biz de yine bir altını çizdik, yuvarlak içine aldık, bakıyoruz. Hitap edilen kitle önce anahtar kelime. Kullanılan dil üzerinde belirleyicidir. Hitap edilen kitle ve dil üzerindeki etkisi. Tamam. Okurların şaire ön yargılı yaklaşmalarına neden olan bir etken vardır. Ön yargı. Dergi okurları şiire nasıl yaklaşacakları konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Dergi okurları şiirle ilgili bilgi sahibi olmak. Tamam. Denizli. Ön yargıyı yenmek adına yapılacaklar daha önceden denenmiştir. Ön yargıyı yenmek ve bunlara denemiş olmak. Edirne. Şairlerin, yazarların hitap ettikleri kitleyi genişletmek adına bir şeyler yapılabilir. Hitap edilen kitleyi genişletmek. Tamam. Ben 2-3 tanesini şu an çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Tabii ki sınavda altını çizeceğiz ya da yuvarlak içine alacağız. Bu dikkatimizi artıracak. İstedikçe metni okurken tek tek dönüp bakabilirsiniz. Seçenekleri böyle eleyebilirsiniz. Tamam. Şöyle bir bakalım. Haydi soru 4'teyiz. Deneme 2'deyiz. Bakalım neye ulaşacağız, ulaşamayacağız. Şiirlerinde kullandığı dil hangi okur kitlesine hitap ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Yani dili üzerinde hitap edilen kitle etkili. Adana'yı eledik. Tamam. Baştan sona terimsel, baştan sona akademik bir üslubu var. Doğal olarak şiire yeni başlayan bir şiir okuru şaire karşı bir ön yargıyla başlıyor. Evet, ön yargıyla yaklaşmasının bir nedeni vardır. Değil mi? Neden? Baştan sona akademik bir üslubu varmış. O yüzden, değil mi? Adana, Bursa çok yerinde bir ifade. Bakın mantığınız şu olsun arkadaşlar. Ben burada 5 tane seçenekten hepi topu, yani 4-5 tane seçenek kelime işaretledim. 4-5 kelimeyi akılda tutmak mı daha kolay? Koskoca bir metinde cümleleri aklınızda tutmak mı? Hele ki sınav stresi varken. Bence şıkları akılda tutmak daha kolay. Tamamını da tutmuyorsun zaten. Sadece şıkkın olumlu ya da olumsuz bitmesine dikkat edip bazı anahtar kelimeleri işaretliyorsun. Devam hocam, devam. Ne demiştik? Anlaşılması güç eserler yazdığı yönünde fikir yürütüyor. Oysa şairin hitap ettiği kitle için bu şiirler bulunmaz Hint kumaşı. O kadar değerli. Tabii günümüz okuru artık birçok dergiden kitaptan edindiği bilgiler ölçüsünde şiire nasıl yaklaşacağını biliyor. Hah, tamamdır, bu Ceyhan'ı bana çok net gösterir değil mi? Dergi okuru, şiire nasıl yaklaşmak, bilgi sahibi olmak. Bunların tamamını ben oradan buldum zaten. Tamam, devam edelim. Bahsettiğim az önceki durumsa daha çok kendini edebiyat dünyasını kapatanların yaşadığı bir durum, eyvallah. Edebiyat dünyasını birkaç kitap okumakla sınırı sayanlar şiirlerde bu tarz durumlarla karşılaşınca direkt olarak bir ön yargı oluşturuyor. İşte hem bu durumu yenmek hem de edebiyatın hitap ettiği kitleyi genişletmek adına Şimdi ben ön yargı neredeydi hocam? Ön yargı. Nerede yakaladım? Burada yakalamıştım. Süpersin. Denizli'yi elemedim çünkü daha önceden denenmiş ifadesi. Bakın denenmişin altını çizdim. Ben Denizli'de ya da Bursa'da sadece ön yargının altını çizmedim. Çünkü her iki seçenekte de ön yargı var. Belli ki sonları önemli. Yoksa ön yargı görünce iki şıkkı da elemem gerekirdi değil mi? Doğal olarak devam ettim. Neden olan bir etkenden bahsediyor Bursa'da. Burada ise daha önce denenmişlikten. Daha önce denenmişlik vurgusu yok burada. Denizli çok yerinde. İşte sınav formatında bir soru arkadaşlar. Sınavda kesinlikle bu tarz bir soru göreceğiz. Hiç kaçarı yok, çıkarılamaz, yoktur, ulaşılamaz, değildir falan fistan. Tamam, lütfen hazır olun arkadaşlar. Evet, bir metne bağlı 3 soru var. 5 ve 7 diyor. Şu an ikisini görüyoruz ama birazdan 7. soruyu da aynı metni kopyala yapıştırla sizlere aktarmış olacağım. Ulaşılamaz diyor. Gelin bakalım 5. sorudayız. Alanları gereği tarihçiler edebi bilgilere sahip olma imkanlarına sahiptirler. Tamam, tarihçiler ve edebi bilgilere sahip olma. Tamam, Bursa. Edebiyat ve tarihi ayrı düşünmememizi gerektirecek sebeplerin en önemlisi padişahların bile divanının bulunması. Tamam. Ayrı düşünmememizi gerektirecek en önemli şey padişahların divanının bulunması. Tamam. İyi bir tarih okuru olmak bir edebiyat tarihçisi olabilmek için geçerli sebepler arasındadır. Ha, tarih okuru, edebiyat tarihçisi. Tamam. Tarihle ilgilenmek için bazen bir edebi eseri incelemek amacıyla ele almak yeterli olabilir. Tarihle ilgilenmek, edebi eseri incelemek. Tarihiyle uğraşan bir kimse bazı padişahların divanlarından haberli olacağı gibi şiirlerini de güzel bir biçimde okuyabilir. Ha, tarihle uğraşan kişi padişahların divanlarını okuma falan. Şimdi çat pat benim aklımda padişah var. Az çok işte edebiyat tarihçisi, tarih ilişkisi var. Şıklar birbirine çok yakın, onu söyleyeyim. Güzel bir soru çözüyoruz. Bakalım hangilerine ulaşacağız. İlginç bir görüş var. Edebiyat tarihçisi aynı zamanda iyi bir tarih okuru da olmalıdır. Şimdi yani tarihçiler, edebiyat tarihçisi neredesin hocam? Bakalım hangisine ulaşabiliriz? Yani Ceyhan biraz göz kırpıyor gibi değil mi? Adana biraz göz kırpıyor gibi. Devam edelim. Zannediyor edebi bir eseri ele alırken tarihin kapılarını aralamamak imkansız. E tamamdır, yani edebi bilgilere de sahip olmalarını sağlar. Adana'yı çok rahat eleyebilirim. Ya da tarih okuru olmak için edebiyat tarihçisi olabilmek, edebi eserleri incelemek Ceyhan'ı biraz zorlayabilirim. Hatta Denizli zorlanabilir belki buradan değil mi? Devam. Zaten padişahların divanının bulunduğu böyle topraklarda edebiyat ve tarihi ayrı ayrı adlandırmak bile gereksiz. Ha, şimdi ne diyordu hocam?
Edebiyatla tarihi ayrı düşünmememizi gerektirecek sebeplerden en önemlisi padişahların bile değil. Çok güzel ama ne diyor bize burada? Lütfen dikkat arkadaşlar. Padişahlarının divanlarının bulunduğu böyle topraklarda süpersin ama ne diyor? Gerektirecek sebeplerin en önemlisi padişahların. Evet, bu cümle neredeyse birebir geçiyor ama Bursa'da en önemli sebep olarak bunu söylüyor. Burada en önemli sebep budur demiyor. Birebir seçenek değil. Bursa değil arkadaşlar. Koptu. En azından bu cümleden Bursa'ya ulaşamam. Kısacası bir tarihçi arkadaşınız varsa bir edebiyatçı da arkadaşsınız demektir. Ya ben buradan çok rahat işte Ceyhan'ı çıkarabilirim, zorlarım değil mi? Yani Adana'yı tekrar tekrar eleyebilirim. Denizli yine çok alakalı değil mi? Çok net. Devam edelim. Deneyin isterseniz. Bir tarihçi tanıdığınıza sorun bakalım Muhibbi'yi. Size neler anlatacak? Sorun bakalım divandaki şiirlerine değil mi? Kanuniler vesaireler. Sizlere neler söyleyecek falan fistan diyor. Yani aslında tarihle uğraşan kişinin padişahların divanını okuyabileceği noktasından bahsediyor. Bursa bizim doğru cevabımız. Bence ulaşılamaz noktasında göreceğimiz en uç sorulardan olmuş. Oldukça zor bir soru, oldukça zor bir soru, onu söyleyeyim. Çok kaliteli olmuş çünkü Bursa'daki en önemli vurgusu metinde yok arkadaşlar. Tamam, cümle neredeyse birebir geçiyor yalnız, dikkat. Benim çizdiğim kısma dikkat, en önemlisi kısmını çizmiştim. Onu bulamadığım için Bursa'yı doğru cevap yaptım. Geldim 6. soruya. Haydi arkana bir yaslan hocam. Çayları bir yudumla, haydi besmeleyi bir çektik, bir rahatlayalım ya. Acelemiz yok. Yani burada full çeksek de tamam yanlış da çıksa şu an bir şey değişmeyecek. Kampın sonlarına doğru ciddi geliştiğinizi hissedeceksiniz. Şu an lütfen sorular nasıl çözülür ona bakalım. Değinilmemiştir diyor. Hemen çözelim. Edebiyat tarihçisinin ilgili olabileceği alanlardan bir tanesi de tarih olacağını. Edebiyat tarihçisi... Ha şöyle bir mantığımız var aslında. Yani biz bu metni zaten okuduk. İkisi de olumsuz olduğuna göre artık ben yani 6 numaralı soruda konuşabilirsem metne tek tek gitmeme gerek yok. Yani Adana'ya vardı, değinmişti, Bursa yoktu falan diyebilirim artık. Şimdi edebiyat tarihçisi evet... Tarihle ilgilenebileceğini söylemişti zaten değil mi? Tam tersini de vurgulamıştı. Her tarihçinin illaki edebiyatla ilgilenmek zorunda olduğu. Tarihçi ve edebiyatla ilgilenmek kabul ama illaki ya da zorunda olmak gibi bir vurgu yoktu arkadaşlar. Tarih biliminin kapılarını aralamak için edebi eser. Evet çok net vardı bu. Edebiyatçı kimliğine sahip bir kişinin aynı zamanda bir tarihçi özelliği. Evet edebiyatçı tarihçi. Tarihçi eşittir edebiyatçı. Bunu anlattı zaten metin. Bir tarihçiden bir padişahın şiirini okumasını beklemenin olası bir davranış olacağı harikasın. Bursa benim doğru cevabım. Şimdi... Olumsuz sorular tehlikelidir. Mesela birisi ana düşünce, biri olumsuz olsaydı ben önce olumsuzu çözerdim, ana düşünceyi tak tak gönderirdim, sıkıntı yok. Fakat burada her ikisi de olumsuz olmuş. Ama değişen çok da bir şey olmamış. Yani ben ulaşılamazla zaten bu parçayı didik didik ettiğim için 6 numaralı soru için bir daha dönmenin bir manası olmadığını söylüyorum. Yani tekrar burada bir anahtar kelime tespiti, tekrar bir dönmek falan bu rezillik net. Rezillik yani bu. Peki geldim 7. soruya. Yine az önceki metinle alakalı söylenemez sorusu ama yani bu da bir olumsuz soru ama seçenekler dikkat çekiyor arkadaşlar. Bakalım hangisine nereden ulaşacağız? Bir cümlede anlam sorusu aslında bu değil mi? Hemen bakalım. Parçanın ilk cümlesinde bir ihtimal dikkati çekmektedir diyor. İlginç bir görüş var demişti. Edebiyat tarihçisi aynı zamanda iyi bir tarih okuru da olmalıdır. Şimdi bu bir ihtimal değil de olmalıdır. Yani malı meli bir gereklilik ifade ediyor sanki değil mi? Sankisi fazla bu bir gereklilik. Bunu söyleyemiyorum ama bir devam edelim. Parçada yazar sorduğu sorulara kendisi cevap verir. Ha bak ne demişti aslında? Sorun bakalım divandaki şiirlerini sizlere neler söyleyecek ya da hiç yormayın kendinizi ben size söyleyeyim. Yani sorduğu soruya kendisi cevap veriyor. Arkadaşlar bu seçenek Bursa seçeneği yeni nesil bir seçenektir. Artık son 3-5 yıldır bu tarz seçeneklerle karşılaşıyoruz. Önümüzdeki sınavda mutlaka karşılaşacağız. Yani yazar şunu söylerken şunu da yapmaktadır. Hadi bakalım bulalım onu metinden. Kolay değildir bu, zordur. O yüzden de son birkaç sınavdır deniyorlar. Yani zorlayabiliyorlar. Bu seçeneklere lütfen dikkat. Sohbet havasındaki seçeneklere, burada sohbet havasını görünce. Sohbet havası dikkat çekmekte. Evet yani ya da sen hiç kendini yorma diyorsan artık sohbet ediyorsun belli ki. Resmiyet yok. Ya sen kendini yorma ifadesi akademik bir metinde geçebilir mi? Hayır. Ya da hiç yormayın kendinizi. Ya sohbet ediyor adam. Bunun ötesi var mı? Yok. Ceyhan harika bir seçeneksin sen. Denizli parçada bir çıkarım cümlesi. Bismillah gelin çıkarım cümlesini bir tekrar edelim. Nerede bakalım çıkarım cümlesi? Onu da bir hatırlatmış olalım. Şuradan alalım. Zaten padişahlarının divanlarının bulunduğu böyle topraklarda edebiyat ve tarihi ayrı ayrı adlandırmak bile gereksiz. Kısacası bir tarihçi arkadaşınız varsa bir edebiyatçı ile de arkadaşsınız demektir. Bu bir çıkarım mesela. Yani bir tarihçi varsa kesin edebiyattan anlıyordur tarzında bir çıkarımda bulunuyor değil mi? O da var. Parçanın başından sonuna hakim olan bir öznellik söz konusu, çok doğru. Yani burada 1970 yılındaki şu olay gibi bir ifade yok. Yani nesnelliği hissedemiyoruz. Adana çok yerinde. Büyük zevk alıyorum. Vallahi şu paragraf soruları çılgın ya, yemin ediyorum. Süper ya.
Vallahi sınavda tabii biraz sıkıntı da oluyor. O stres heyecandan kaynaklanıyor. Yoksa adamlar yani ne soruyorlar? İşte bu metni soruyorlar ama bunu alıp yanına ben buraya bir ÖSYM koysam, buraya bir 2019 falan filan desem bu soru bir anda çözülemez bir soru haline geliyor. Bütün mesele bu. Ön yargıyı kırdık hocam. Haydi. Anlatım biçimlerinden hangisine yer verilmiştir? Sağlam sorudur. Dikkat aman. Ya, muhtemelen öyledir. Okuma saati belirleyip çünkü diğerleri öyleydi. Belirleyip de çocuklar kitap okurken ellerinde telefonlarıyla uğraşan ebeveynlere inanamıyorum. Ya sen bir şeye inanamıyorsan demek ki karşısında bir şey söyleyeceksin. Ya ben şöyle olduğuna inanamıyorum. Yani benim başka bir görüşüm var demek istiyor. Yani aslında ben burada neyi hissediyorum? Bariz bir tartışma hissediyorum. Ya hiç böyle bir uygulamaya girmeyeceksiniz ya da yapıyorsanız örnek olacaksınız. Adam gibi yapacaksın diyor. Ya bırak hocam bana ses tonuyla falan böyle artistik yapmayı. Ceyhan işaretle ya. Tartışmanın ta kendisi bu. Geldik 9. soruya. Haydi hakkını verelim. Sıkıntılı soruları geçtik zaten. Punto'da büyüdü. Bayağı bir seviyeyi düşürdük bir anda değil mi? Direkt ilkokul 3-4-5'e doğru indik Punto büyüyünce. Bismillah. Anlatım ilkesi hangisi diyor bakalım. Öykülerini nasıl becerirdi bilmem ama illaki bir yerlerde bir sanata rastlardınız. Ne sanatı mı? Söz sanatları tabii ki. Her kahraman konuşmasını bir benzetmeyle bitirirdi. Kişileştirmeler havada uçardı. Bismillahirrahmanirrahim'di. Dikkat! Süslülük! Ya burada sanattan bahsediyor adam. Sanat eşittir süslülük. Bu parçanın başlığı. Bakın başlık koymaya koymuşuz. Şimdi 15x15'in mantığını biliyorsunuz. Her soru farklı bir soru tarzı arkadaşlar. Olumsuz sorularda bile dikkat ederseniz birisi çıkarılamaz, birisi ulaşılamaz, biri değinilmemiştir, birisi söylenemez falan diye. Yani tamamı farklıydı aslında. Burada da bu başlık dediğim gibi daha önce de söyledim ölü bir soru tarzıdır ama gelirse tehlikeli olabilir. Parçanın geneline bakacağız, parçayı şöyle bir okuyacağız. En sık geçen kelimeyi tespit edeceğiz ve aşağıda o kelimeyle en güzel metni özetleyen ifadeyi seçeceğiz. Kitapları dönemden yazardan bağımsız değerlendirmek en büyük yanılgı. Ağaç yaprağıyla gürler misali kitaplar da kendi yazarıyla içinde bulunduğu dönemle ortaya koyar. Tamam süper. Sadece okur merkezli hareket edilirse okur memnun edilebilir belki ama kitabın vereceği mesajı çıkarmak işte kolay olmayacak. Ha, kitabı incelerken diyor şunu yap bunu yap dönemden uzak kalma yazardan uzak kalma okurdan hareket etme. Anlaşıldı hocam. Yazarın dönemine etkisi hayır. Okur yok kitap inceleme yok. Okur merkezli yaklaşım yazar yok kitap yok. Okuma sevgisini aktarmak hiç yok. Okuru göz ardı etmemek çok güzel ama neredesin hocam dönemden yazardan bağımsız inceleme? Eseri değerlendirme de ölçütler süpersin. İşte en genel başlık bu değil mi? Eseri değerlendirme var ölçütlerimiz neler? Döneme bakacaksın, yazara bakacaksın, okuru göz ardı etmeyeceksin. Oba. Edirne 11. soruya geldik. Ne diyor aşağıdaki düşünce geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Haydi hocam ölmeden, haydi hocam devam, dayan. İnsanlar hedef belirleme konusunda erkenci davranmalıdır diyor. Hedefini erkenden belirleyeceksin. Eyvallah. İleride bir üstten yaşamak istemiyorlarsa erkenci olmak daima büyük avantajdır. Montaigne hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez derken tam da bunu söylemek istiyordu diyor. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bir görüş dile getirdik ve bu görüşü destekleyen bir söze yer verdik. Buna tanık gösterme denir. Eğer desteklemeyen, ya şu söz çok hoşuma gidiyor gibi bir şey aktarmış olsaydık ona alıntılama ya da alıntı yapma diyecektik. Yani tanık gösterme eşittir alıntılama değildir. Aman dikkat yanlıştır. Doğal olarak tanık göstermeyi ben Bursa'da yakaladım. Zaten bakayım bir diğer şıklarda var mı? Yok. Örnek baştan sonra zaten Descartes, Aristo falan geçiyor, Montaigne geçiyor. Bunlar aynı zamanda örneklemeye de girer. 12. soru. Hangi soruya karşılık? Bakalım. Küçüklüğümde gördüğüm yetiştirilme şekli bunun en önemli sebebi olsa gerek. Ailem beni birçok konuda desteklemiş ve özgür bırakmıştır. Tabii sıktıkları noktalar da yok değil. Yetiştirmede esas aldıkları nokta yapabileceğim her işi kendi başıma yapmam şeklinde olmuştur. Çok güzel. Keşke böyle yetiştirilsek ya. Değil mi? Mesela ben hiç böyle yetiştirilmemişim yani. O yapamaz, o gidemez, o edemez. Hep böyle büyümüşüz. Ondan sonra da yaşınız geliyor 35'e 40'a hala bazı şeylerde olan yapsam mı yapmasam mı yap ya sıkıntı yok. Değil mi? Hayat kısa geliyorsa içinden yap yani problem değil. Varsa gücün az çok. Doğal olarak yetiştirilme durumundan bahsetmiş. Haydi hocam deşme yaraları deşme. Kendinden bir şeyler katma hocam. Hemen bakalım. Kendinize güveniniz konusunda en önemli etkenin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu çok iddialı. Çok güzel yani yetiştirilme tarzı ve tabii ki kendini ortaya bırakmama, özgür bırakmalar, özgüvenler. Ailelerin güven konusunda neler yapmalarını önerirsiniz? Hayır. Şunları şunları yapmalılar demiyor. Kendisiyle alakalı bir durumu anlatıyor. Güven kavramının oluşturulmasında aile dışı etken yok. Çocukların kendilerine güveni noktasında en çok görev şuna düşer demiyor. Ailem beni böyle yetiştirdi diyor. Ailelerin çocuğa yaklaşımı gelişiminde gelişimle alakalı bir durum yok. Birebir özgüven var, güven var. Yani 12'de Adana çok yerinde bir cevap olmuş. Ama iddialı bir soru aynı zamanda. Yani Edirne'de biraz göz kırpmıyor değil. Cevabımız Adana bastırıyor ama. Evet çıkarılacak kesin yargı.
Kitap kafeleri ne yapıyoruz mu sordu arkadaşlar. Cümleyi okuyoruz, geçiyoruz seçeneklere, yorum olanları tek tek eliyoruz. Bu yorum, şu yorum, bu nesnel deyip cevaba gidiyoruz. Bakalım, kitap kafelerinin son dönemlerde hızlı artışı okumanın verdiği dinginlik hazını tamamen ortadan kaldırmışa benziyor. E tabi yani kitap kafeye gidiyorsun, elinde kitap, adam birisi kahve içiyor, birisi çay içiyor, sohbet, muhabbet, bir anda elinde kitapla saatlerce konuştuğunu görüyorsun. Maalesef bir kısmı böyle görünüyor. Peki, dinginlik hazını tamamen ortadan kaldırmışa benziyor. Bakalım. Kitap kafelerde okuma yapma, okumanın yaşattığı durumları tamamen ortadan, yani yaşattığı bütün durumları ortadan kaldırır. Buna ulaşamazsın. Yani dinginlik hazını tamamen ortadan kaldırıyor değil mi? Kitabın yaşattığı bütün durumlar. Hayır, kitabın bilgi verme gibi bir durumu var mesela. Bilgi vermez demiyor, veriyor hala bilgi adam. Devam kitap. Okuma alışkanlığı bulunduğun mekana göre değil, okuma alışkanlığının değişmesi nerede Allah'ını seversen? Geç bunu ya. Okumak istedikten sonra mekanın bir önemi yoktur. Oba, hiç tam tersi, tam tersi. Okumanın verdiği dinginlik ortama göre değişiklik gösterebilir. Süper. Kitap kafede okursan o dinginlik azalır, kalkar ortadan diyor değil mi? Yaklaşık olarak kalkar diyor. Evde okursan şu olur bu olura getiriyor bir anlamda. Edirne'ye bakmıyoruz ama hadi bakalım. Kitap kafeler son dönemlerde çok yaygınlaşmış. Çok iyi. Hızlı artışı var da eyvallah. Çok yaygınlaşmak nerede? Son dönemler eyvallah ama değil mi? Çok yaygınlaştı. Hızlı arttı. Ah, yaygınlıkla alakalı bir durum değil bu. Haydi kaçırma hocam. Ne diyor? 14. sorudayız. Ne diyor? 4. olan baştan 4. Şimdi 3. ya da 4.'yü sorar demiştik. Ve 3 ya da 4'te mutlaka sıralama yapmalısınız. Meziyet diyorum çünkü böyle giriş cümlesi olmaz. Etrafı güzel insanlarla, güzel düşünen insanlarla dolu olan kişiler dursun. Neşeli insanların en önemli... Ah, devam ediyor bakın daha diye gözüme çarptı bir an. Sanki olmaz, bu kişilerle olmaz. Ben bunu 2 ile başlatırım ve okurum. Etrafı güzel insanlarla, güzel düşünen insanlarla dolu olan kişiler bir süre sonra kendileri de neşeli olma, güler yüzlü olma gibi bir meziyeti kazanıyorlar. Meziyet diyorum çünkü oba süper hocam bu. Meziyet diyorum çünkü gülen insan bulmak, neşeli insan görmek ciddi anlamda çok zor. Sanki herkes hayatta küsmüş. Mükemmelsin hocam, şiir gibi. Asık bir surat hayattan ne beklediğini bilmeyen tavırlarla karşımıza çıkıyor. Eyvallah. Sonra bu kişilerle karşılaşınca ister istemez siz de asık bir surata sahip ol. Evet. Neşeli insanların ne? Hah, burada açıyor. Dur. Şimdi 4'ten sonra 5'i getirseydim metin bitiyordu. 3 ne alaka diyecektim. Neşeli insanların en önemli özellikleri etraflarındaki insanların da sürekli pozitif olmalarıdır. Eyvallah. Bu kişilerle karşılaşınca ister istemez siz de asık bir surata bürünüyorsunuz demeyi. Şöyle bir kontrol edelim tekrar. 2 numarayla başladık. Güler yüzlü olma meziyeti kazanıyorlar. Tamam. 2'den sonra 1'i getirdim. Tamam. Sonrasında 4'ü getirdim. Sanki herkes hayatta küsmüş falan fistan. Bakın ne diyor arkadaşlar? Şuradaki ayrıma dikkat. Aman dikkat. Hocam 4'ten sonra 3 ne alaka ya da 3'ten sonra 5 ne alaka diyenler diyecekler. Şimdi 2 ile başladım sonra 1 dedim mi? 1'in cümleye lütfen dikkat. Meziyet diyorum çünkü gülen insan bulmak, neşeli insan görmek ciddi anlamda zor. Şimdi bununla ilgili küçük bir açıklama yapıyor. Bak şimdi. Sanki herkes, bakın ne dedi? Neşeli insan görmek ciddi anlamda zor. Bak. Sanki herkes hayatta küsmüş gibi asık bir surat hayattan ne beklediğini bilmeyen tavırlarla karşımıza çıkıyor. Şimdi bu 4 numara 1'i azıcık açtı. Sonra 3 1'in adeta devamı gibi. Bak neşeli insan görmek zor dedi ya. Onlar şöyledir dedi. Sonra neşeli insanların en önemli özellikleri. Yani neşeli insanı görmek zordur. Hatta şöyle şöyledir. Bunların en önemli özellikleri ise 3 numara tekrar metni açıyor. Yani bu biraz öznel bir metin olduğu için bizi zorluyor şu an. En önemli özellikleri etraflarındaki insanları da sürekli pozitif. Tamam bu bitti. Sonra bitiriyor artık. Bu kişilerle karşılaşınca hani sanki hayata küsmüş dedim ya tekrar 4'e bir gönderme yapıyor. İster istemez siz de asık bir surata bürünüyorsunuz demiş. Eyvallah. Doğal olarak ne yaptım ben? Hemen bakalım. Baştan 4. sordu. 1, 2, 3, 4. Ceyhan olacak benim. Doğru cevabım. Bakın. Bu soru da yine bizi sıkıntıya soktu. Deneme 1'de de görmüştünüz. Sıralama soruları öznel mantıkla hazırlandığı için biraz hani 1950'de şu oldu. Kurtuluş Savaşı işte 17'de şöyle bitti, 18'de böyle oldu, Çanakkale 15'te gibi böyle savaşlar ve sayısal verilerle yani nedenleri sonuçları bilinen birbiriyle bağlantılı olayları anlatıyor olsam hemen 1'den sonra 3, 3'den sonra 5'ler geçerdik. Fakat bu metin dikkat biraz konuşma diline yakın olduğu için hepsi hepsinden sonra gelebiliyor gibi ama lütfen dikkat tehlikeli sorular. Peki hangi ikisi yer değiştirmeli diyor bakalım 1, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 5, 2, 3 bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Günümüz şartlarını değerlendirdiğimizde ev sahibi olabilmek gerçekten zor. Çok güzel bir giriş cümlesi bu. Biri sabitledik. Biri değiştirmiyoruz. Ne uygun bir ev bulabiliyorsunuz ne de maddi imkanlarımız kafanıza göre bulmuş olduğunuz o evi almaya yeterli geliyor. Harika.
Yani hocam bu da bahanesi devam ediyor. 2'nin olduğu seçeneği denemelisiniz. Cevap ya 3'le ya 4'le başlayacak. Bu sefer de komşulara da anlaşabilecek miyim telaşı sarıyor. Şimdi bismillah ben evi alamadım ki komşuyla anlaşayım. Yani benim evi alacak param yok hocam daha. Bismillahirrahmanirrahim. Ben daha kredi çekeceğim. 40 tane imza atacağım. Adam pat diye bu sefer de komşularımla anlaşabilecek miyim telaşı diyor. 3 numara akışı bozdu. 3-4 değişikliği zaten cuk oturur gibi görünüyor. Benim fark ettiğim şey şu denemelerle ilgili. 2 deneme çözdük ama tabii ki bütün soruları bildiğimizden şöyle bir yorum yapılabilir. Sıralama soruları biraz daha böyle öznel sorular olmuş. Doğal olarak sıralama soruları biraz zorluyor. Yani bu 15 sorudan bir tane sıralamayı eksi 1 gibi düşünebilirsin başlarken denemeye. Yani bir tane falan da sağdan soldan bir olumsuz sorudan kaçırsan bu denemede ortalama bir 12-13 falan rahat bulmak lazım. Ötesini yaptığımız zamansa zaten şova hazırız demektir. 10 aşağısı yapılmamalı artık arkadaşlar bence. Şu seviyede bu denemelerde 10 aşağısı bir net yapılmamalı. Çünkü 8-9 tane hatta ne 8-9'u 10 tane soru tarzı gördük şimdiye kadar. Bir tane de deneme çözdük. Yani siz bütün soru tarzlarını neredeyse görmüş oldunuz. 2 tane soru tarzı kaldı inşallah onları da. Görünce tamamen bitireceksiniz. Bir tane de video çekeceğim. Karma olacak o da. Yakındığı durum nedir, konusu nedir falan gibi böyle belki başlık bulma falan. Karma soru tarzlarını katacağım. Ondan sonra da denemelerden biraz daha çözüp biraz da ödev verip paragraf soru avına geçeceğiz. Paragraf soru avından sonra da artık dil bilgisi kampı başlayacak. Dil bilgisi kampı ile ilgili çok küçük bir hatırlatma. Dil bilgisi kampı uygulamalarla yoğrulmuş bir kamp olacak arkadaşlar. Yani çılgınca deli gibi uygulama yapacağız. Mesela diyeceğim ki aşağıdaki cümlelerde geçen işaret zamirini gösteriniz. Yüzlerce cümle arkadaşlar artık yeter diyeceğiz. Hatta cümleye bakar bakmaz şudur işaret zamiri budur diyeceğiz. Kısacası bomba bir kamp sizi bekliyor inşallah haberiniz olsun. Ciddi gelişim sağlayacaksınız onun garantisini vereyim. Çünkü o kadar çok örnek yazdım ve yazıyorum ki arkadaşlar çılgınca artık ben örnekleri yazarken hani nereye ne koyacağımı artık otomatik olarak düşünmeye başladım. Siz de zaten onu çözerken yaşayacaksınız inşallah. Doğal olarak inşallah uzun soluklu sağlam bir dil bilgisi kampı bizi bekler. Dil bilgisi kampının sonrasında da arkadaşlar genel tekrarlara başlarız. Konuları baştan bir alırız şöyle tertemiz. Mayıs'a doğru falan. Nisan'ın sonu Mayıs'ın başı. Ondan sonra da bismillah sizleri sınava uğurlarız. İçiniz rahat olsun. Konuştuğumuz konuşacağımız bütün sorular sınavda karşınıza %100 gelecektir. Yani illaki göreceksiniz bu soruları. Şimdiden hazır olmanız büyük avantajınız. Peki bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.